Eğitim Koçu'ndan herkese merhaba sevgili seyirciler. Son yıllarda birlikte yaşama kültürünün önemi konuşulmakta ve bununla ilgili çalışmalar yapılmakta. Üniversitelerin bu çalışmalarla ilgili katkısı da aşikar. Ve biz de bu hafta 21. yüzyıl eğitim becerilerinde sosyal ve kültürler arası becerileri konuşacağız. Evet hocam, bu haftaki programımız için ne dersiniz? Yani aslında şöyle düşünmek lazım. Genetiğimizde olan bir beceriyi ön plana çıkarabilecek bir program akışı da hazırladık. Şöyle ki bir yandan şu var. Biz eğitim olarak da bir cazibe merkezi haline geldik Türkiye'de. Ama diğer yandan da sanayinin beklediği veya istihdam eden grupların beklediği şu beceri var. Biz sizi bir proje grubu içerisine koyduğumuzda nasıl hareket edebilirsiniz? O gruplarla nasıl birlikte yaşayabilirsiniz, proje üretebilirsiniz? Bu bakış açısı bizim için önemli bir varlık halinde, önemli bir yapı halinde önümüze gelmesi lazım. O yüzden bugünkü beceriyi de ben gerçekten yine 21. yüzyıl eğitim becerisi açısından baktığımızda o ilk üçe koyabileceğimiz, özellikle ileriye yönelik düşündüğümüzde bir beceri olarak görüyorum. Peki hocam, bu konuyla ilgili üniversitelerdeki nabzı iyi yoklayan bir isim var. Konuğumuzu söylemek istiyorum. Değişik üniversitelerde üst düzey yöneticilik yapmış ve şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak görev yapan Profesör Doktor Sayın Elif Çepni. Hocam öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi ilk soruyu ben sormak istiyorum. Türkiye'nin genel yapısını düşündüğümüzde veya insan profilini ele aldığımızda ama genç gruba daha çok odaklanarak farklı karakter ve kültürlere nasıl bir bakış açısı var hocam? Benim gözlemimi sizle paylaşayım. Birçok toplumda olduğu gibi Türkiye'de de genç nüfustan bahsediyor olsak bile zaten kültürün tanımında var bu. Ortak inançlar, değerler, bunların bir toplumda hareket ederken sizi yönlendirmesi demek kültür. Kurum kültürü de öyle bir şeydir. Ortak inançlar ve değerler sistemi. Bu maalesef birçok ülkede hala devam ediyor. Yani biz, siz, onlar farklı, bu bir futbol takımı da olabilir, bir dini inanç da olabilir ya da işte geldiğiniz Anadolu'daki bir şehrin İstanbul'daki hemşeri grubu da olabilir. Bu bizden sizden olma işi insanın sosyal bir varlık olması nedeniyle kendine benzeyen insanlarla bir arada olup maalesef öbürlerinin sanki farklı olduğuymuş izlenimiyle bu sadece bize mahsus bir şey değil, bu toplumların çoğunda olan bir şey. Ama artık üniversiteler, yüksek eğitim sisteminin zaten ana amacı, UNESCO'da da var. Birlikte yaşama kültürü ana temalarından biri UNESCO'nun. Bu hepimizin herhalde genç nesle öncelikle öğretmesi gereken bir şey. Hocam bu bağlamda araya girelim, muhabir arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Grup çalışmalarında veya farklı kültürden, karakterden insanlarla bir araya geldiğinizde acaba kendi fikirlerinizi dikte mi ettiriyorsunuz yoksa uyum sağlıyor musunuz? Bununla alakalı bir haber paketimiz var. Onu izleyelim, daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Farklı kültürlere bakış açınız nasıldır? Onlarla kolaylıkla iletişim sağlayabilir misiniz? İletişimimiz çok iyidir bizim esnaf olarak. Yabancısı olsun, Türk'ü olsun, hani hiç ayrı bir yok. Ne isterlerse ona göre şey yaparız. Biraz bizim insanlarımızdan daha kültürlü, Avrupalılar daha kültürlüler. Yani özelliklendiğim mesela geliyor bakıyor, buyurun yardımcı olayım dediğim zaman el işareti yapıyor. Ben diyor gözümden bakıyorum diyor. Göre yardımcı oluyor. Farklı kültürlere olan bakış açınız nedir? Yani onları kendi doğrularınıza dikte eder misiniz yoksa orta yolu bulur musunuz? Hayır, orta yolu bulurum genellikle. Kendi dikte o zaman sadece kendin olursun. Başkalarının şeylerini tanımazsan o zaman tek başına kalırsın. Herkese saygı duymak zorundasın. Kültürüne, görüşüne, ne olursa olsun, dinine, ırkına, mezhebine hiç bakmadan. Benim kendi görüşüm öyle. Ülkemin en güzel şeyleriyle, en güzel diliyle, misafirperverliğiyle, merhametiyle, kültürümle onlara aşılamaya çalışırım. Zorluk yok asla.
Ülkemde de istemiyorum zorluk. Dışarıda da istemiyorum. Farklı medeniyet. Zaten İstanbul böyle değil mi? Farklı medeniyetlerin bir araya toplandığı. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. İtalyan, Rum, Ermeni, İngiliz. Bütün komşularım yabancıydı ve o kadar güzel farklı medeniyetlerle bir arada büyüdük. Komşuluk yaptık, bayramlarımızı kutladık. Hiçbir zorluk yoktu. Aynı şekilde devam ettiririm. Çocuklarıma da öyle öğretiyorum. Almanya, Berlin'e gittim. Bazı yerlerde tabii ki onlarda bazı dışlama var ama onlar hiçbir zaman konuşmaz. Bizi çok dışlıyorlar ama zaman zaman birbirimize kaynaştığımız için aile oluyoruz orada. Yani aile bağı aynı oluyor, değişmemiş olmuyor. Zaman içerisinde insanlar birbirine hep alışıyor. Zaman içerisinde. Zaman her şeyin ilacıdır yani. Hocam cevaplar böyleydi. Ne söylemek istersiniz? İnsanların kendine benzeyeni yakın görüp onunla iş yapma, onunla hayatına devam etme eğilimi çok yüksek. Bunu düzeltmesi gereken kurumların başında da herhalde üniversiteler ve eğitim kurumları geliyor. Hep beraber bunun için uğraşmamız lazım. Biz farklı değiliz. Kültürler arası yönetim çok önemli ve farklı kültürlerin birlikte yaşamayı öğrenme, ortak geleceğimiz aslında hepimiz için ya bir gelecek var ya hiç gelecek yok. Bunu öğretmesi gereken taraf herhalde biziz, yani üniversiteleriz. Eskiler hep bize der ki yani aslında bu değerler vardı, birlikte yaşıyorduk biz der. O zaman şimdi şöyle bir durum mu var bazı cevapları düşündüğümüzde? O şey bir o miras aktarılamadı mı? Şu an o değerler yaşanmıyor mu? Mesela işin diğer boyutunda bir de baktığınızda artık değerler eğitimi de üniversite öncesindeki özellikle küçük yaştan itibaren önemsenen bir durum Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Şimdi ortaya böyle de bir durum çıkıyor. Hem bazı cevaplar hem böyle bir politikanın belirlenmesi, o değerlerin tekrar parlatılması gibi, o zaman ortada bir mekanik sıkıntı da oluyor. Acaba bu çağın gerektirdiği bir nokta mı? Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir soru bu. Çünkü herkes küreselleşme ya da globalleşme bundan konuşuyor. Oysa artık globalization dedikleri küreselle yereli birleştirme üzerine birçok devlet politikasını formüle etmeye çalışıyor. Bu ne demek? Yerel güzel değerlerin muhafaza edilip ama bir de evrensel değerler var. Onların öğretilmesi ve o alttaki yerel değerlerde aslında biz birbirimizden farklı falan değiliz. Tolerans, karşı tarafa hoşgörü, bunların öğretilmesi lazım. Bir arada yaşama kültürü. Geleceğimiz ortak. Biz birbirimizden farklı olabiliriz, düşüncelerimiz, görüşlerimiz. Ama kabul edelim ki artık bir evrensel eğitim var. Yani milli eğitim olmasın, asla böyle bir şey demiyoruz. Ama milli eğitimin üzerinde bir evrensel eğitim var. Tüm dünyayı, buna dünya vatandaşlığı adı veriliyor. İşte birçok ülkede uygulanmaya çalışılıyor. Ben bahsetmek istediğim o. Yani yerel değerler çok önemli. Kültürel özellikler asla kaybolmaması gerekiyor. Zaten dikkat ederseniz uluslararası kuruluşlarda da bu var. UNESCO önceden sadece Dünya Kültür Mirası listesi yayınlardı. Şimdi görünmez kültür mirası yayınlıyor. Sizin bir halı, kilim dokuma yönteminizi, sizin bir şarap üretme değişik yönteminizi, bu görünmez kültür mirasıdır diye koruma altına alıyor ki bu değerler gelecek nesillere aktarılabilsin. Evet hocam, o zaman hemen üniversitelere iş düşüyor dedik. Bahçeşehir Üniversitesi'nde nasıl bir uygulama var? Siz neler yapıyorsunuz? Biraz farklı olduğumuzu bu konuda düşünüyorum, olumlu anlamda. Bu tabii ki üniversitelerin hepsinin amaçladığı şey öğrencisine kritik düşünmeyi öğretmek. Ama bunun üzerinde bir de o demin bahsettiğim küresel vatandaşlık, dünya vatandaşlığı. O anlamda üniversitemle gerçekten gurur duyuyorum ve uluslararası ilişkilerden sorumlu rektör yardımcısı olarak da bu beni çok mutlu ediyor. Bir defa 18 bine aşmış öğrencinin içerisinde 2000 küsür uluslararası öğrenci var. Bunlar 95 değişik ülkeden gelme ve sınıfa girdiğinizde siz kendinizi uluslararası bir hoca hissediyorsunuz. Benim dünyanın dört bir tarafında öğrencilerim var diyorsunuz ve sadece kendi ülkenize değil tüm insanlığa hizmet ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bu bir hoca için büyük bir zenginlik. Biz dünyada 4 tane bağımsız üniversitesi olan bir kuruluşuz. Almanya'da bağımsız bir üniversitemiz,
var Berlin'de. Washington DC'de yine Amerikan yasalarına göre kurulmuş bağımsız bir üniversitemiz var. Çok yeni Batum'da açtığımız bir üniversitemiz var, tıp fakültemiz var. Bir de tabii her gün büyüyen İstanbul'da Boğaz'ın hemen kenarında Beşiktaş'ta Bahçeşehir Üniversitemiz var. Biz öğrencilerimize bütün bu üniversitelerimizin dışında bir de merkezlerimiz var. Roma'da, Köln'de, Hong Kong'da, Silikon Vadisi'nde dönem programları, yani İstanbul'da açtığım dönemdeki dersleri mimarlık için aynısını Roma'da açıyorum, Berlin'de açıyorum. İster burada bu dersleri al diyorum, ister git orada al diyorum. Dönem programı açmadığım zamanlarda iki dönem arasında daha yoğunlaştırılmış bir şekilde mesela Hong Kong'da kış okulu açıyorum, Silikon Vadisi'nde kış okulu açıyorum. Böylece şunu yapmaya çalışıyorum. Köln'de sağlık bilimleriyle ilgili giderek artan sayıda öğrencilerimiz için yaz okulu, kış okulu açıyoruz. Dünyada dünya değişim anlaşmaları dediğimiz 150'ye yakın anlaşmamız var. Bunlar çok farklı ülkelerle yapılmış, 40'ın üzerinde ülkeyle yapılmış. Yine Erasmus değişim anlaşmalarım var. Ve bunu da galiba Türkiye'de hani emeğinin büyük bir kısmını, vaktini canla başla buna harcayan nadir üniversitelerden olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu beni heyecanlandırıyor. Çünkü kendinizi gerçekten uluslararası standartta evrensel bir eğitimin bir parçası, ona hizmet eden o denizde bizim de bir damla payımız var diye düşünüyorsunuz. Hoca olarak da çok mutluluk verici bir şey. Ve bu şekilde de öğrenciler hem o ülkelerin kültürünü hem oradaki üniversitelerden gelen öğrencilerle bir arada oluyorlar. Başka hocalardan, başka kültürlerden ders almış oluyorlar. Böyle tüm dünyayı dolaşarak eğitim alma imkanınız var. Yani var gücümüzle hem uluslararasılaşmaları anlamında hem çok disiplinli eğitim almaları anlamında hem de EQ, sosyal iletişim becerileri iyi olsun diye her türlü altyapıyı hazırlayıp buradan sonrası artık onlara kalıyor. Biz kurum olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz diye inanıyorum ve düşünüyorum. Hocam burada bir ara verelim isterseniz. Az önce bahsettiğiniz faaliyetleri yürüten merkezleri, merkezimizi aslında ziyaret etti arkadaşlar. Dilerseniz o haber paketini izleyelim. Evet. Ardından tekrar üzerinde evet. Konuşalım. Bahçeşehir Üniversitesi'ne dünyanın 95 farklı ülkesinden öğrenci eğitim almaya geliyor. Biz de şimdi bu bağlantıyı sağlayan BAU International ve BAU Abroad ofislerini yakından tanıyacağız. Biz Uluslararası Tanıtım Ofisi olarak her sene 50'ye yakın ülkeye fuarlara, tanıtım seminerlerine katılıyoruz. Burada Bahçeşehir Üniversitesi'ni tanıtıyoruz. Bunun dışında buraya ofisimize gelen öğrencilerimize ve ailelerine birebir tanıtım ve üniversite gezme imkanı sağlıyoruz. Öğrenci gruplarına üniversiteyi toplu halde gezdiriyor ve onlara seminerler veriyoruz. Kimi zaman bunlar sertifika programları da olabiliyor. Bunun dışında öğrencilerimizin burada olan 2000'e aşkın uluslararası öğrencimizin tüm belge işlemlerini veya bunun dışında İstanbul'la bu Beşiktaş semtiyle ilgili yaşamla ilgili tüm anlarında biz burada yardımcı oluyoruz, kendilerine yönlendirme yapıyoruz. Tüm öğrencimizin başvurularını alıp bunları komisyondan geçirip kayıt için gerekli koşullarını uygun olup olmadıklarını öğrencimize bildiriyoruz. How did you learn Bahçeşehir University? My friend told me about this university and he told me it's one from the best university here. The education is here is really modern. The way they teach in this university it's really modern. That's why I like it. BAU Abroad'da ne gibi çalışmalar ve uygulamalar yapılmaktadır? BAU Abroad'da yurt dışı kampüslerimizde ve bağımsız üniversitelerimiz için öğrencilerimize dönemlik, ayrıca yaz ve kış okulu programları ve BESL programları olarak 3 tür programlar hazırlanıyor. Birinci olarak aday öğrencilerimize biz BESL programlarımızı tanıtıyoruz. BESL programları hazırlık okulumuzun yurt dışında okuma olarak değerlendirdiğimiz Washington DC'de ve Toronto'da yapılıyor. İkinci programımız olarak dönem programlarımızı fakülte öğrencilerimiz için paylaşıyoruz. I heard that it's one of the best universities here and I have my friends already studying here. They are studying here. So are you happy about the education of this university? Yeah, I'm happy. Actually because you know because it's like Bahçeşehir is like international
university, and we find a lot of chances here, and the teachers are good. Ben İlmir Acıman Yazval, Özbekistan'dan geliyorum. Üçüncü sınıfım, ekonomi öğrencisiyim. Burada hem okuyorum hem çalışıyorum. Buraya yabancı ülkelerden birçok öğrenciler geliyor ve onlarla sosyalleşiyorum. Peki hocam, sizin de heyecanlandığınız bir bölüm izledik. Neler söylemek istersiniz? Uluslararası öğrencilerimizin sadece üniversitemizden değil, ülkemizden de memnun ayrılması bence ülkenin makro eğitim politikası anlamında da çok önemli. Daha önce de söylemiştim, 95 ülkeden 2000'in üzerinde öğrencimiz var. Tabii ki bunlar farklı kültürlerden gelme arkadaşlar. İlk geldiklerinde bir takım sıkıntılar yaşamaları çok normal. Ama öyle kurulmuş bir sistem var ki bir defa o öğrencileri buraya gelmeden önce oldukları ülkede zaten arkadaşlarımız dünyanın dört bir tarafına fuarlara gidiyorlar, ailelerle tanışıyorlar ve o mentorluk denilen abi ablalık sistemi çok iyi işliyor. Eğer o ülkelerden daha önce buralara gelmiş arkadaşlar varsa her birine bir abi abla, o mentor dediğimiz kişi zaten destek oluyor. Ama onun dışında da bizim öğrenci dekanlığımız var. Ve hem bütün bu değişik kültürlerden ve ülkelerden gelme arkadaşların bir araya geleceği büyük organizasyonlar ara ara yapılıyor. Hem de o değişik ülke gruplarındaki arkadaşların kendi ülkesini ve kültürünü burada tanıtacağı faaliyetlere zemin hazırlanıyor. Ben de hepsine yetişemesem de büyük bir kısmına gitmeye çalışıyorum. İnanılmaz keyifli oluyor. Ben iktisatçıyım. Gelen her bir öğrencimiz aslında ülke ekonomisine maddi manevi büyük şeyler katıyor. Yani buradaki ekonomi canlanıyor. İşte biz kültürel anlamda başkalarının bizimle aynı olduğunu, daha toleranslı, onların da bizim gibi olduğunu öğreniyoruz. Ve dünyanın değişik yerlerinde sizin connectionlarınız, iletişime geçebileceğiniz kişiler ve kuruluşlar oluyor. Çünkü onlar ülkelerine dönüp yönetici oluyorlar, firma açıyorlar. Bu büyük, inanılmaz bir keyif. Ben hem kurum için hem ülke için uluslararası öğrencinin mutlu ve mesut ayrılmasını çok önemsiyorum. Bizler bugün var, yarın yokuz. Ömür boyu Bahçeşehir Üniversitesi diplomasını taşıyacak olan o arkadaşlarımız bizim o ülkelerde elçimiz olacaklar, büyük elçimiz olacaklar, bizi temsile devam edecekler ve onlar mutlu giderse etrafında, o zaman tanıtıma bile gerek kalmayabilir. Herkes etrafındaki eşine, dostuna, arkadaşına, kardeşine ben İstanbul'da, Bahçeşehir'de çok mutlu, mesut bir eğitim aldım. Bunu senin de tecrübe etmen lazım diyecek ve o ofisimizin işi de kolaylaşacak. Onun için çok önemsiyorum. Peki hocam, sosyal medyadan da sorular var. Karıştıralım isterseniz. Öğrenciler şunu soruyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde özellikle bu tür kültürler arası becerileri de ön plana çıkaracak şekilde hem fakülte öğretim üyelerinin ya da hocaların hem de öğrencilerin bu tür farklı kültürden gelen kişileri, öğrencileri karşılama veya onlarla bir arada olma noktasında bir eğitimleri var mı? Nasıl bir oryantasyon alıyorlar mı? Bu da önemli ve güzel bir soru. Hocalarımıza yönelik oryantasyon doğrudan belki yapılmıyor ama çalışanlar ve ofis elemanları sürekli bu tür oryantasyonlar alıyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi'nin öğrencileri farklı ülkelerden gelen bu arkadaşlarına zaten biz hiçbir şey yapmazsak da, oryantasyon yapsak da yapmasak da bağrına basıyor ve hepsi onları sahipleniyor. Kısa sürede büyük dostluklar kuruluyor. Gelirken işte ailesini, vatanını bırakıp hüzünlü gelen bu arkadaşlarımız gitmekte zorluk çekiyor. Bu benim gözlemim, birebir gözlemim. O anlamda tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza minnettarım. Hocalarımız da gerçekten sanki biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. O arkadaşlarımıza daha hoşgörülü, işte ne bileyim, benim diyor ülkemde o milli ya da dini bir bayram günüydü, ben şunu yapamadım. Kendi öğrencinizde tanımayacağınız esnekliği ona tanıyabiliyorsunuz, anlayışla yaklaşıyorsunuz. Bu tolerans tüm hocalarımızda var. Biz
gerçekten ya öğrenci gitsin, değişik kültürleri tanısın, dünya ufku, vizyonu genişlesin, dünyaya bakışı değişsin istiyoruz. Ama gidemiyorsa o arkadaşım, biz birçok dönemde yurt dışındaki çok iyi üniversitelerden alanının çok iyi hocalarını davet ediyoruz. Bir dönem, iki dönem misafir öğretim üyesi olarak onları buraya getiriyoruz. Yani bir nevi benim öğrencim oraya gidemiyorsa oradaki hocayı buraya getireyim bu mantıkla. Dolayısıyla sadece öğrencim uluslararası değil, hoca kadromun içerisinde de uluslararası çok sayıda hoca var. Dolayısıyla yabancılık hissetmemeleri için elimizden gelen her şey yapılıyor. Hem akademik personelimize hem idari personelimize, o anlamda ben uluslararası ilişkilere bakan yöneticisi olarak üniversitenin minnettarım. Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak söylemek istediğim şey şu: tolerans, hoşgörü, karşısındakinin farklılıklarını değil benzerliklerini görebilmek. Farklı görüşte olabiliriz ama bunları medenice tartışıyor olabilmek. Bu hem hocalarımızdan hem öğrencilerimizden beklediğimiz bir şey. Bu anlamda ülkemize büyük hizmet verdiğimize inanıyorum. Onun için de mutluyum ama yapılacak daha çok şey var. Yani geldiğimiz nokta güzel ama gidilecek daha çok yolumuz var. Hep beraber umuyorum çok daha güzel şeyler yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Buraya geldiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Enerjiniz de çok güzeldi. Peki hocam, siz ne söylersiniz son olarak? Şunu eklemek istiyorum aslında. Ben de bir eğitim akademisyeni olarak özellikle sınıf içerisinde dersin gerekliliği olarak proje bazlı çalışmalarda özellikle öğrencilerin sürekli aynı grupla hareket etmesinden daha çok farklı karakterlerde, farklı profillerde olan öğrencilerle bir araya gelmesini istiyorum ki, yani daha önce mesela 5 tane projede beraberler, hani huyunu biliyorum, suyunu biliyorum tarzında değil de onlarla lütfen farklı öğrencilerle de bir araya gelin. Çünkü ileride iş hayatında veya üniversiteden mezun olduğunuzda o farklı profillerle de bir şey üretmeniz gerekecek veya onlarla da bir arada yaşamanız, bir arada bazı noktalara temas etmeniz ya da aynı ofiste bulunmanız gerekecek. O yüzden hani bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi'nde hocaların da grup çalışmalarında, proje çalışmalarında veya derslerinde buna da dikkat ettiklerini örnekle vermek için bunu da özellikle vurguladım. Peki hocam, sizin yaptığınız açıklamalar da çok önemliydi. Ön yargılardan uzak, değerlerin farkına vararak birbirimizin zenginliklerinden faydalanmamız gerektiğini bir anlamda bu programda ele almış olduk. Evet sevgili seyirciler, bir eğitim koçunun daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.